Sırayı net şekilde favori olduğu bir karşılaşmaydı ama Giresun Sporu da tebrik edelim. E, çok iyi hazırlanmışlar. Hakan Hoca e, galibiyeti çok istediklerini ifade etmişti maç öncesinde. E, ve bunu da hak ederek 3 puan ceplerine koyarak Giresun'a gittiler. Döndüm. Benim biraz tereddütüm vardı. E, hakikaten bu kadar değildi ama. Geçtiğimiz hafta burada yaptığımız yayında içeride Adana Demir Spor Giresun maçını izlerken ikinci yarısında hatta yayına denk gelmişti. Biraz göz ucuyla izlemiştik. Bu Giresun Spor Galatasaray'ı zorlayabilir demiştim. Fakat Galatasaray'ın evinde oynayacağı seyirci baskısı, 50 bine yakın taraftarın adeta şampiyonlar ligi gibi bir akşamın olduğu e, gecede ben tabii ki bu kadar kötü bir Galatasaray beklemiyordum. Bunu kabul etmek lazım. E, Okan Hoca galibiyet için bazı şeyleri denedi. Fakat olmadı. E, ya Bu kadro 4-4-2 oynamaz. Benim haftalardır söylediğim bir şey vardı. Marko git, gitmesiyle beraber özellikle. Galatasaray'ın İler ucu iyi. Orta sahası yenilerde daha iyi oldu. Fakat savunma dörtlüsü bana hiçbir zaman umut vermiyor dedim bu şartlarda. Şaşaboy'un dönmesiyle beraber çok daha fazla tedirginlik yaşamaya başlamıştım. Ben burada Şaşaboy iki kamp görmedi. Oman'ın sakatlığı hatta yine beraber yaptığımız yayında ben Antalya spor maçında Şaşaboy oynayacak dediğim zaman şaşıranlar olmuştu. Şimdi Şaşaboy'un tek başına tabii ki bunu belirtmemek lazım. Geçtiğimiz hafta çok profesyonelce ele övdüğüm Nelson dün akşam kafa olarak hiç hazır değildi. Kafa olarak artık geçen hafta dedim ki kutluyorum. Antalya Spor maçında transfer haberlerine rağmen çok iyiydi. Fakat dün akşam e, Abdülkerim'le beraber, Bardakçı'yla beraber maşallah. E, tamam Nelson'un kafası karışık ama Abdülkerim buydu. Nelson e, ne olacaksa olması lazım. Kalıyor mu, gidiyor mu? Hala belirsizlik Hı, var. Ki, dün evet. Sayın Başkan da teklifin e, yeterli bulmadıklarını söyledi. Yeni bir teklif. Haklı olarak. E, tabii ki haklı olarak. Sonuçta böyle bir oyuncu... Ee, milli takım oyuncusu, Dünya Kupası var. Ama bir taraftan da haklı olarak geçtiğimiz hafta seni burada çok profesyonelce davrandığın gibi bu karşılaşmada da beklerdim. Yani 50 bin kişinin karşısına çıkıyorsun. Ee, Abdülkerim Bardakçı'nın geçen hafta hatalarını telafi etmişti. Bak bunu da kabul edelim. Ama dün akşam Abdülkerim Bardakçı adeta ayak uydurdu. Bence alınan e, mağlubiyette çok net. Abdülkerim Bardakçı'nın çok büyük hatası. ardından Okan Hoca'nın e, bu karşılaşmada bu oyuncularla dün 4-4-2 olmazdı. Demin gelirken Mehmet'i de dinledim. 4-2-4 gibi dedi. Doğru söylüyor. Yani yeni bir orta saha. Değişikliklerle beraber bir şeyleri denedin ama iki tane maç eksiği olan oyuncu var. Şimdi baktığımız zaman orada Mertens çok net maç eksiği var. Lukas'ın e, kalitesini gösterdi. Oyuna girer girmez normal şartlarda eğer orada Hakan Ceylan Vara e, git demiş olsaydı belki de o pozisyonu penaltı verebilirdi. Çünkü çok net güreşir gibi iki tane el, kol sarmaca. E, Kadir Hoca'nın orada çok geride olduğunu söyleyebilirim. Pozisyonu göremez ama kale arkası kamerasından izlediğimiz zaman o pozisyonda bir penaltı gibi e, net sezdimem var. ...fakat Galatasaray oynamadı. Galatasaray galibiyeti hak edecek futbol oynamadı. Okan Hoca dün akşam e, kendisi de farkındadır. Maçtan sonra hakem eleştirdi. Evet kötü oynadıklarını ifade etti. O 50 bin kişinin maç içinde en büyük heyecan duyduğu yer, tribünde ayağa kalktığı yer neresiydi biliyor musun? İki oyuncu değişikliği. ...Lukas ve Mertens'in oyuna girerken müthiş bir uğultu, müthiş bir heyecan vardı. Onun dışında Galatasaray'ın için direkten dönen bir duran topun dışında herhangi e, bir atılımı yok. Galatasaray'daki şu anda aslında en büyük sıkıntı yerli kontenjanı. Üç tane yerliye baktığımız zaman bugün itibariyle. Dün oyuncu değişikliğinde sonra Kazım girdi. Şimdi Yunus, Kadir, e, Kerem ve e, yani Yunus, Kerem, Abdülkerim bardakçı. Evet ilk 11'de. Şimdi, i̇lk 11'de bu üçü böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. E, Hakan Hoca'nın ikinci yarının son bölümlerinde yaptığı. Kazım hamlesi belki önümüzdeki günlerde olabilir ya da bir şey daha var. Ne yapıp edip e, gire Mustafa çok formda. iki haftalık performans. Tecrübeli bir kaleci ama Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin yerli kontenjanı kaleciden yana kullandığı yerde Mustafa önümüzdeki günlerde eğer kulübe de olsa benim şüphesiz olmaz. Biraz da mecburiyetten olacak böyle bir şey gibi gözüküyor. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın bu performansıyla 11'de oynaması zor. Galatasaray her maçta tribünleri hop oturup hop kalktırır. Ekranları başındakiler de aynı şekilde oraya şimdi bir yabancı transfer yapacaksınız. Velev ki ne kaldı. Nelson, Abdülkerim Bardakçı ile bu zor gözüküyor. Bu hafta içinde bir transfer gözüküyor. Nelson Olsen gibi olacak gibi gözüküyor. Kalırsa Nelson. Ama Nelson e, kalırsa Nelson olsan eğer stoper ikilisi bu ikiliden oluşursa o zaman Kazımcan'ı daha sık ya, belki. Ya Kazımcan ya Mustara. başka bir alternatif kalmıyor. Ya da Okan Koçuk. Evet. 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 Yani ya Kazım ya Okan Koçuk. O yüzden o mutlaka Okan'ın kafasında vardır. Kazım Canın da tam olarak performansı e, Süper Lig'de şu anda oynayabilecek kalitede değil. Bundan önce üst üste oynatmış olsaydı hak veririm ama sen şimdi Ümraniye Spor gibi hızlı oynayan, hücum oynayan bir takıma karşı oraya koyarsan orada da sıkıntı yaşarsın. Bunu şu ana kadar aslında planlamasını yapması lazımdı Okan Hoca'nın. Orada Can'ı mesela geçtiğimiz hafta da değiştirebilirler erkenden. E, Lig'de, Süper Lig'de yerli kontenjan sıkıntısı yaşayan bana göre en büyük takım yani en e, handikaplı takım Galatasaray şu anda. Ve Kerem'in de geçtiğimiz sezonun çok performansının üzerinde görüyoruz. Bak eleştirinin yanacak o kadar çok fazla yer görebiliriz ki. agresif. Kerem'i geçen senenin performans anlamında üzerinde mi görüyorsunuz? Yok eleştiri anlamında. Ha, eleştiri. Yani çok geride. Geçtiğimiz evet. sezon 7-8 hafta kala da aynı şeyler yaşamıştı. Bu sezonda üzerine hiç koymayan bir Kerem var. Sağ içinde e, biraz savurgan, biraz vurdum duymaz. En kibar haliyle bunu söylüyorum. Hele bir pozisyon var. Biraz daha ayağa bastı direkt kırmızı kart görünecek evet. bir pozisyon. Hani şu anda... E, Galatasaraylı futbol severlerin Galatasaray taraftarlarının herhalde Kerem konusunda mutlaka bir serzenişi vardır. Agresif olacaksınız sahada. Hırslı olacaksınız ama e, bu kadar vurdum duymaz ya da kendinize tabiri caizse o futbolda kullanılan çok bir kelime var kendin oluyorsun. Kerem çok fazla kendin olmaya alışkanlık edindi. Dolayısıyla burada da e, bir anda yerini şuna bırakabilir diyebiliyorum çünkü rotasyona bakıyorum. Dün kadroya giren oyuncularda Taylan var, Oğulcan var, Ömer Bayram var, Çıkıldağ var. Mesela dün Çıkıldağ Orta sahada toparlayıcı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Olcan e, Oğulcan daha çok eleştirildi. Eleştiriliyor ve şu anda teklifler var. Gidecek. Yani kadro planlaması daha tam olarak yapılmadı. Buna e, zaten söyleyeyim. Dışarıda olan oyuncular yerli oyuncunuz var iki tane. Taylan, Olcan. Olcan Eyüp Spor'da bekleneni hiç veremedi. Transferiyle Rize Spor camiası birbirine düştü. Burada hep transfer planlamasında yaşayan hatalar. Fatih Terim döneminden bahsediyorum. Burada da yeni bir planlama sürüyor. Ama o planlama biraz da geç kalınıyor. Yapılan her transfer iki tanesine şer koymuştum. Herkes biliyor. Luka, Sergio Oliveira'ya sonuna kadar transferin şekline. Şu anda iki maçlık performansına göre Mitrion'un da çok Mitrion'un da çok gerisinde. Duran toplarda etkili. Ama Duran top için orada yani şu anda. Yani Sergio Oliveira Duran toplarda etkiliyor ama orada çok daha önemli oyuncular geldi şu anda oraya vuracak. Yani baktığın zaman e, Mertens de o Duran toplarda çok iyi vurabiliyor. Seferovic de vurabiliyor. Hani Sergio Oliveira'nın iki maçlık performansını ben çok fazla beğenmedim. O da büyük umutlarla transfer edilen bir oyuncu ve dört yıllık sözleşme imzalandı. Bana daha çok sanki orta saha ve hücum attığı mevcut kadro üzerinden. E, Torreira e, direkt olarak ilk 11'de belki başlaması doğru bulunmadı takımla çok az zaman geçirdiği için e, sanki ilerleyen dönemlerde Mitsho e, ile birlikte Torreira e, önlerinde forvet arkasında. E, Mertens ve ileride Seferovic 11'i gibi Aynen olacak olur. Bana, Aynen öyle olur. E, Öyle geliyor çünkü dün de mesela Mertens oyuna girdikten sonra bir kanatta oynadı Mertens'in yeri orası değil Mertens'in yeri sahte 9 işte forvet arkası gibi bir pozisyon yani e, kanatta yaşı doğru. gereği o ben hızı de, yapamayın ben de mesela orada Mitro'yu bekliyorum çok net Torre ile beraber Emre Akbaba Antalya Spor maçında çok eleştirmiştim hazırlık maçlarından çok uzakta kaldı diye dün akşam Geçtiğimiz haftanın da biraz gerisinde kaldı. Bunda da muhtemelen transferlerden etkilenmiş. Şimdi yerli kontenjanın olduğu yerde yeni transferlerle beraber biraz önce saydığımız üçlün içinde Emre Akbaba'yı koyamıyorsunuz. Evet. Çok net. Ben kim gelirse gelsin şu anda yazacağı bu şartlarda üç tane şey var. Yerli var. Kerim ke, Kerem, Kerem, Kerem Yunus. Yunus ve Abdülkerim Bardakçı. Bunlardan bir tanesini dışarıda bırakmak zorunda kalırsanız ki stoper transferi yapıldığı zaman mutlaka olacaktır. Oraya da ya Mustafa tekrar söylüyorum. Okan Küçük gelecek ya da Kazım Can. Şimdi Kazım da tam olarak baktığın zaman hazır değil gibi. Evet. Geçtiğimiz sezon genç bir oyuncu bir defa. Hatta potansiyel olan bir oyuncu. Okan Hoca'nın işi kolay değil. Şu ana kadar dün akşam üzerinden ağır eleştiri yapmak doğru değil. Maçtan sonra hekemi eleştirdi. oyunu çok fazla öz eleştiri yapmadı. Evet 3. bölgede eksiklerimiz var dedi. Ama daha 2. haftada hemen ee, bir bakıyorum yine sosyal medyada 5. Fatih Terim dönemi. Durun ya bismillah. Lig başlamış daha yeni ikinci hafta. Ee, Okun Hoca ne kadar yanlış yaparsa yapsın şu anda. iki haftalık dilimde. Geçen hafta da mesela Antalya Spor karşısında e, oyuncu hamlesi. Gomis ile değişikliği son dakikalarda olur. Ama ikinci yanın başında iki tane ağır bir oyuncu. Çok net. İkisi de Seferovic de Sıralama sakat belki karşısıtı. yanlış yapıldı. Önce Torayra'yı alıp bir orta saha, o da alan orta sahayı tutmaya daha çalıştı. çalışıp ilerleyen dakikalarda Gomis'i alsaydı tabii ki bu e, bizlik bir durum değil. Teknik direktör, bu takımın teknik direktörü herkesten daha iyi bilir Okan Hoca. Ama belki sıralamada mı acaba bir e, ya da daha erken gol bulmak istedi? Okan Hoca normal şartlarda çok sıkışmamış olsaydı dün iki oyuncu dön atmazdı. Bakın geçtiğimiz hafta Mitşo'yu ya da biz şunu da oynadık. söyleyebilirdik. Abdülkerim Bardakçı o hatayı yapmasaydı, o golü yemeseydi, e, Gomis'in ya da Seferovic'in e, oyuna girmesiyle Galatasaray bu maçı 1-0 kazansaydı. Çünkü maç beraber hepsi de daha... zaman her şey unutuluyor. Geçen hafta Antalya maçında olduğu gibi. Kazandığı zaman takdir edilecekti belki Şimdi, bu oyuncu değişiklikler. Geçen hafta da aynı şey işte. Geçen hafta Open o penaltı kaçmamış olsaydı, Mustafa kurtarmamış olsaydı ilk yarıya 1-0 mağlup giriyordu. İkinci yarı bambaşka bir sonuç alabilirdi. Kazanan takım her zaman haklıdır ama evet. kazanırken de söylemek lazım. Geçen hafta da Galatasaray çok iyi futbol oynamadı. Antalya Spor mesela şaşa boyun olduğu bölümde hatırlayalım şöyle. Hacı Rahat o bölümde inanılmaz bindirmeler yaptı. Son vuruşlarda etkisiz kaldı. Ama güzeldi geçen haftaki performans. Ya, daha e, kreatif, Ki daha kreatif da, futbol vardı. Daha en azından ne vardı. oynadığını biliyordu Galatasaray. Futbol keyfi olarak çok daha güzel bir evet. akşamdı. Hem açısından hem Antalya açısından. Karşılıklı git gel ataklar vardı ama burada e, Giresu maç boyunca baktığın zaman 3 tane çok net pozisyonu sayamayız. Galatasaray'ın Giresunspor Kalesi'ne şu pozisyona girdi, şöyle bir şey yaptı, şut çekti diyebileceğimiz en net pozisyon Seferovic'in direktten dönen pozisyonu.